Merhaba gençler, bugün buraya iş yapmaya geldim. Küçük bir iki iş yapacaktım. Normalde video çekmeyecektim. Çünkü şu aşırı iki tane küçük iş. Bu benim daha önce videolarımı izlediyseniz bir investor var demiştim. Onun hep evlerini tamir ediyordum. Bu onun evlerinin bir tanesi. Şimdi burası Overland Park. Şöyle size mahalleyi göstereyim. Burası çok güzel bir semt. Çok sessiz, sakindir. İnsanlar genelde belli ekonomik seviyenin üzerindeki insanlardır. 300 bin dolar civarındaki evler bunlar. Yani bu evin mesela fiyatı 312 bin dolar. Evi çok beğendim, o yüzden çekeyim dedim size. İçi harika. İçini beğenince bakınca iş yapacaksınız, çok beğeneceksiniz. Şimdi bu ev internet üzerinden adam online Airbnb bir web sitesi var. HomeAway diye bir iki tane web sitesi var. Oradan kiralıyor adam geceliğini. Bu evin gecelik kirası 300 dolar diye biliyorum. Şimdi hemen girişte görüyorsunuz güzel bir açık alan var. Buradan yukarı merdiven ikinci kata çıkıyorsunuz. Şurası karşı taraf dining. Burası da küçük bir living room gibi bir şey. İkinci sub living room, normalde living room diğer tarafta. Burası da living room. Gördüğünüz gibi müthiş bir yani dekorasyon çok harika olmuş. Renkler birbirleri çok uyuşmuş. Hepsi canlı falan. Şöyle bakarsanız müthiş bir renk cümbüşü var. Ve hepsi birbiriyle uyuşmuş. Burada hemen girişte bir tane tuvalet var. Küçücük bir tane tuvalet banyo var. Görüyorsunuz. Şöyle köşeye oturtmuşlar. Yani gerçekten müthiş gözüküyor. Yani küçücük bir şey ama çok tatlı gözüküyor. Neyse. Şimdi burada bir tane ayna var, küçük bir tane sehpa gibi bir şey koymuşlar. Salonumuza giriyoruz şimdi. Salonumuzun köşemizde bir tane şömine var. Buraya televizyon koymuşlar, buraya bir tane dolap falan filan. Salonumuz böyle. Küçük bir şey, yani şu ortadaki duvar olmasaymış daha hoş bir şey olurmuş ama bu şekilde bile gayet güzel. Şimdi mutfağımız hemen klasik mutfakla salon hemen iç içe. Buraya bir tane ayrım koymuşlar. Burada hemen kahvaltını, yemeğini hızlı bir şekilde yiyebilme adına. Şu an bu çok popüler bir şey burada. Mutfağın tam ortasında büyük bir ne derler? Island, ada. Güzel bir mutfak dolabı şeyi var, tasarım var. Şöyle bakın. Biraz daha şey yapabilirim, gezdirebilirim. Mutfak dolabı şurada. Ankestrem oluyor bu Türkçesi. Burada da şunu tamir edecek bir şey, bir tanesi de bu kapağı kapanmıyordu. Evet. Gördüğünüz gibi fırını falan filan var burada. İşte kahve makineleri var. Güzel bir tasarım. Şimdi dışarı çıkalım. Dışarısı harika. Görüyorsunuz. Buraya bir masa koymuşlar. Buraya bir tane sallanan. Şunu bayılıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu sallanırken siz de sağa sola bakın. Hemen yan taraftaki evin şu ağaç. Oraya bir tane tree house yapmışlar. Ağaç evi. Çocuklar oradan çıkıyor, kayıyor falan filan. Bu evin bahçesi gayet büyük. Görüyorsunuz şu arkadaki küçük ağaçlara kadar, çalılara kadar olan yer. Bu evin. Oraya küçük bir park yapmışlar. Değişik atraksiyonlar var. İşte çocuklar için küçük takdir havalı tarzı bir şeyler yapmışlar. Bu da üst katın küçük balkonu. Bu da çok tatlı gözüküyor buradan. Burası da alttaki basement'ın çıkışı. Şimdi basement'a gidelim önce. Basement'ı görün. Ondan sonra tekrar yukarı çıkalım ondan sonra da. Yukarısı da harika. Şimdi aşağı iniyoruz. Çok güzel tile yap. Mesela bu tiller çok hoşuma gitti. Hemen sağda, buradan başlayalım sağdan. Burası laundry room, yani çamaşır makinesinin olduğu oda. Çamaşır ve kuru kurutucu burada. Buraya bir şeyler asabiliyorsunuz. Burada tuvalet de koymuşlar. Kullanışlı olmuş bence. Bir de buraya büyük laundry sink diyorlar buna. Büyük, geniş bir sink. Burada küçük bir tane depo koymuşlar. İşte buraya temizlik eşyalarını, ütünü,
tarzı şeylerini koyuyorsun. Gayet temiz, gayet güzel. Ondan sonra şu arkaya geçelim, şu arkaya. Burasını çocuklar için oyun odası gibi bir şey yapmışlar. Tamamen çocukların oyuncakları burada. Puzzle'lar falan var, kitaplar var, oyuncaklar var, toplar var. Burada da kocaman bir tane yazı tahtası yapmışlar duvarın bir tanesine. Çok da buraya yazıp çizip burada eğleniyorlar. Bu kapı az önceki gösterdiğim kapıydı. Buradan dışarıya çıkabiliyorsunuz. Gayet güzel bir şey yapmışlar. Şimdi buradan aşağıya, bunu da burası aslında basement değil. Basement burası. Buradan basement'a gidip buraya kilitlemişler. Oraya gösteremeyeceğim. Burada iki arabanın sadece garajı var. Gördüğünüz gibi. İki arabalık bir garaj var burada. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarısı gerçekten güzel. Burası da harika. Tekrar şöyle bir salona bakın, şöyle bir alıcı gözüyle. Müthiş güzel. Tasarımı, renkleri, her şeyi gerçekten güzel oturmuş. Şurası da giriş. Evet. Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir burada bir kat var. Bir de burada var. Buradan çıkınca var. Şimdi bir de burada tuvalet banyo var. Şimdi önce bir tuvalet banyoya bakalım. Burası ortak, herkesin kullandığı bir tuvalet banyo. Gördüğünüz gibi. Burası da duş arkadaşlar. Görüyorsunuz müthiş derecede. Güzel bir tasarım var. Şu musluğun şekline bakın. Çok güzel. Tiller harika gözüküyor zaten. Neyse. Basit ama çok zevkli bir şuradan ışığı açalım da. Evet, ben diyorum niye bu ses yapıyor. Evet. Şöyle daha net görebiliyorsunuz. Evet. Şimdi şu odaları gezelim. Odaları gezelim. Şu ışığı açarsak daha iyi görebilirsiniz. Ve bir tane odamız var. Bir tane oda. Burası kız odası gibi sanki böyle bicili bicili boyanmış. Gördüğünüz gibi gayet geniş. Şuradan giriyorsunuz. Şurası klozet. Burası da bu odanın arkadaşlar tuvalet, banyosu ve duşu. Bakın. Gayet güzel. Şu musluğa bakar mısınız? Musluğu iyi takamamışlar bu arada. Orada musluğu takamamışlar. Evet. Duşumuz böyle. Sade ve gayet zevkli bir şey. Klozetimize bakalım. Klozeti genelde odaları çok aşırı büyük olmuyor. Burası güzelmiş yani, çok küçük de değil. Yani içine şöyle girip şu ortaya şöyle eşyalarınızı koyduğunuzu düşünün buraya. İşte gömlekleri buraya asarsınız mesela, atıyorum pantolonları buraya asarsınız. Ceketleri buraya asarsınız. Şunları buraya asarsınız falan filan. Asacaklar bile çok şeker. Yani pembe falan, böyle mavi. Güzel. Tam kız renkleri. Burada lambamı bile koymuş aslında. Biz buraya niye lambayı açmadık? Lambası var. Yani güzel bir size. Küçük değil. Gerçekten güzel. Hoşuma gitti burası. Şimdi buraya bakalım. Buraya adamlar iki tane ranza, bir tane ranza, bir tane de yatak, üç olmuş. Yani buradaki amaç, bunu adam gece kiraladığı için mesela burayı 2-3 aile kiralıyor. Mesela 3 aile kiralıyor. 300 dolar para ödüyorlar mesela. Kişi başı, yani aile başı 100 dolar paylaşıyorlar. Şimdi burada 3 kişi kalabiliyor. Gördüğünüz gibi işte güzel dekorasyonlar var duvarlarda. Çok güzel bir gece lambası var. Baya güzel olmuş bu. Evet. Buraya bir tane koltuk koymuşlar. Burası bu normalde çocuk bebek emzirme koltuğu diye geçiyor burada. Buraya niye koymuşlar? Tabii onu da bilmiyorum. Neyse, bunu kapatalım. Şimdi buranın klozetine bakalım bir.
Buranın klozeti basılmış boyutlama koymuşlar. Bu biraz daha küçük. Yani şöyle şu tarafı yok. Diğer taraf biraz daha büyüktü. Neyse geçelim. Lambayı da kapatalım açık kalmasın. Şimdi son ofisimizmiş. Burası ofismiş. Burada oda yapmamışlar enteresan bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bir tane ikili koltuk koymuşlar. Bir oraya workstation yapmışlar. Bir de burada antika bir dolap var. Aa, bunu böyle açıyorsunuz. Bu böyle masa gibi şey oluyor. Gerçekten enteresanmış. Şimdi bilgisayarımıza bakalım. Gerçekten çalışıyor mu? Yoksa süs mü? Büyük ihtimalle çalışıyordur bu. Çok fena bir şeye benzemiyor. Chrome diyor. Güzel bir bilgisayara benziyor. Neyse şöyle bir şeyi gösterelim. Küçük bir kitaplık. Güzel bir dekorasyon var orada. Bu arada Kansas'ın Downtown'un resmi. Kansas öyle küçük bir yer değil. Şurası Union Station. Tren garı yani. Tren garı burası. Bir iki daha güzel yerler var böyle. Sprint Center var. Büyük bir basketbol stadı. Çok lüks. Yeni bir şey. Bütün eventlerin yapıldığı yer orası. Burada küçük bir masa var. Buranın klozeti. Genelde klozetler böyle oluyor aslında. Bu normal bir klozet. Diğerleri biraz büyük. Klozet. Yani burası elbiselerin konulduğu yer. Türkiye'de onlar portatif olur. Böyle duvarın içerisinde olmaz. Burada tüm evlerde bu vardır. Şimdi bu hallway koymuşlar bir tane klozet. Böyle de ekstra şeyler, şampuanlar, işte havlular, şunlara bunlar koymuşlar. En son odamıza çıkıyoruz. Burası master bedroom arkadaşlar. Ebeveyn odası. Çok sade ve çok güzel. Kocaman bir tane yatak var. İki tane lambası, iki tane küçük masası. Bir tane ceiling fanı var. Ondan sonra burada şöyle bir şey var. Bunun ne olduğunu tam anlayabilmiş değilim. Ama şurada bir şey var. Bakalım bir ne olduğunu anlayacağız birlikte. Burası depoymuş. Wow, enteresan. Yani niye böyle bir şey yaparlar? Tabii bunu da bilemedim. Normalde buraya televizyon konulur aslında. Bu adamlar televizyonu buraya koymuşlar. Niyedir? Tam bilemeyeceğim. Bakın şurada ışığın açınca da gayet şık gözüktü. Şu ışıkları bir açalım bakalım bir. Oh, tamam. Daha güzel oldu. Az önceki gösterdiğim küçük balkon burası. İki tane şirin bir iki tane sandalye küçük. Minnacık bir tane de masa koymuşlar. Çok harika gözüküyor. Buradan şöyle manzaraya bakın. Yan komşular. Adam şeyini temizliyor. Bahçesini falan. Şurada da yan komşuların bahçesi. Gördüğünüz gibi gayet büyük. Şunlar çok sevmiş. Şu kırmızı şedler var ya. Storage'lar küçük ev gibi. Onun içerisinde her şeyini koyuyor böyle depo olarak her şeyini. Onun hatta üst katı bile var. Şu pencerenin üstü çatı arası ikinci bir kat. Oraya da ekstra bir depo yapıyorlar böyle. Yani orası bir ton bir kamyon eşya alıyor. O buradan küçük gibi gözüküyor ama gayet büyük bir şey o. Neyse. Şimdi size en güzel kısmını göstereceğim. Buranın banyosunu. Evet arkadaşım banyoya gidiyoruz. Şurada müthiş bir tane duş var. Görüyorsunuz. 3 tane shower head var bu arada. Bakın şimdi açıyorum. 3 tane shower head'i var. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. 3 tane. 3 tane de kol var. Yani fantazinin bu kadarı. Hani bir tane reklam var ya klima reklamı. İşte 30 göbeğime 40 ayağıma. Bu da öyle bir şey herhalde. Şuradan sırttan sıcak geliyor arkadaşlar. Şöyle döndüğünüzü düşünün. Sırttan 50 derece, kafamdan 15 derece, ön taraftan 45 derece böyle değişik fantaziler yapabilirsiniz burada. Ama çok güzel tasarımı falan filan müthiş güzel. Burada bir tane akıllı tuvalet var. Görüyorsunuz. Tuvaletin burada bir sürü ıvır zıvır ayarları var.
Smart Dead. Bu genelde herhalde yaşlılar için gibi gözüküyor biraz. Ama bilemiyorum tabii. Neyse. Şimdi daha devam ediyoruz. Daha olay bitmedi. Bakın burada bir tane jacuzzi'miz var gençler. Jacuzzi. Akşam eve geldin, yorgunsun. Açıyorsun içerisinde bir sıcak su. Sırttan bir masaj. İçerisinde uyuyakalıyorsun bir yarım saat. Kendine geldin. Bunu sonra şunu göstereyim. Hiç şey yapmadan. Şöyle uzaktan göstereyim de şu lambaları falan da görün. Onlar tam takımı tamamlıyor zaten. Şuna bakarsanız müthiş güzel gözüküyor. Çok sade ama gerçekten güzel. Şimdi burası da bu adamların klozeti. Az önce gösterdiğim küçük klozet var ya, burası da walk-in klozeti. Yani gerçek walk-in. Buradan giriyorsunuz şimdi. Burada küçük küçük raflar var. Burada küçük küçük raflar var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü çekmece var. Burada bir sürü çekmece var. Daha bitmedi arkadaşlar. Daha burada bir yer daha var gördüğünüz gibi. Burada da raflar var. Burada da raflar var. Burada da karşıdakinin aynısı, tamamen simetrik şey olmuş. Oradakinin aynısını burada da yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Geniş yani, bayağı büyük. İşin güzel tarafı. Jacuzzi tabi 10 numara. Ama duş kısmı tabi beni bitiren kısım aslında duş kısmı. Yani adamlar gerçekten mükemmel düşünmüşler ve çok güzel bir tasarım olmuş. Uzaktan göstereyim size. Bilmiyorum ne kadarını görüyorsunuz da. Evet. 312 mi? 316 mı? O arada az önce fiyatına baktım Zillow'dan. Zillow fiyatı öyle diyor ama burası 350'ye yakın gidebilir eğer koysalar satışa. Çünkü ev çok bakımlı. Tasarımı, dizaynı falan filan çok güzel. Çok güzel malzemeler kullanmışlar. Madem de biraz daha pahalıya gider diye tahmin ediyorum. Neyse, bunun lambasını kapatmaya çalışıyorum da. Nereden açtım? Ha, şuradan mı açtım acaba? Evet, kapandı. Tamam. Kapandı. Bunun lambasını açık bırakmayalım da. Açtığımız her şeyi kapatalım. 316 bin dolar. Yani gerçekten bu eve değer. Yani normalde kolay kolay değer demem ama bu eve değer. Şurada bakın, bakın lambasına, ne bileyim yani astıkları tablolar falan, gerçekten adamlar güzel bir tasarım yapmışlar. Yani bir burada duş var. Bir tane yanında da küçük odanın duşu var, iki. Bir eve beynin var, üç. Üç tane full size duşu, banyosu, tuvaleti var. Bir tane girişte tuvalet var. Bir tane de laundry de var. Yani adamların 5 tane tuvaleti var evde. 5 tane tuvaleti, 3 tane duşu var. Belki de basement'ta bile başka şeyler de vardır. Basement'ın kapısı gitmiyor. 350'ye de değer bu ev. 400'e bile yaklaşabilir diyebilirim. Neyse arkadaşlar, video çekmeyeceğim dediğim halde 18 dakika oldu şu an. 18 dakikalık video çekmiş olduk. Neyse. Güzel bir video, yani güzel bir evde paylaşmak istedim. Aslında bu eve gelmemin hikmeti de şuydu. Bir tanesi şu ses, görüyorsunuz. Bu sesin sebebini bulmam lazım. Bakacağız. Bir de şu filtreyi değiştireceğim. Şimdi filtreyi çıkardım, gidip alıp takmam lazım. Bu trash compactor. Yani trash compactor dedikleri şey çöpleri paketliyor, küçültüyor, sıkıştırıyor diyelim. Ha, sıkıştırıyor Türkçesi, evet. Çok basit, koyuyorsun orada, şu ayağını kaldırdığın zaman çalışması lazım ama çalışmıyor, bunu da bakmamız lazım. İki ve şu vardı, bu microwave. Microwave'imizi açınca şuradan bak, şimdi hemen göreceksiniz, görüyor musunuz, şu kapak aşağı düştü. Bu kapak aşağı düşünce tekrar bu kapıyı kapatamıyoruz, görüyor musunuz, sıkışıyor oraya. Bunu yapmamız lazım. Böyle küçük şeyler var. Onun için geldik. Şimdi bakalım hangi birini tamir edebileceğiz. Neyse gençler, bugün de bu kadar. İş videosu olmadı ama güzel bir ev videosu oldu. Şuraya bakın, müthiş bir görüntü var. Adamlar gerçekten harika bir tasarım yapmışlar. Neyse, uzatmıyorum. Kaç dakika oldu? 20 dakika falan oldu. Sevgilerle gençler. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.